İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Şu anda biz Balıkesir Belediyesi Hayvan Pazarı'ndayız. Ve bugün Arife'den bir gün öncesinde hayvan pazarında durum nedir? Kurbanlıklar ne durumda? Geniş şekilde bilgi alacağız ama öncesinde bir teknik bilgi alalım diyoruz ve sizi bir tanıyalım. Veteriner İşleri Müdürü Turgut Karateke. Evet Turgut Bey, şimdi burası hayvan pazarı ve artık 2 yıldan beri, geçen yılda burada yapılmıştı kurbanlıklar satımı. Şimdi hayvanların buraya gelişi nasıl oluyor ve bugün mesela özellikle kaç hayvan girişi yapıldı? Hayvanlarımız giriş noktasından kontrol noktalarımıza araçlarla geliyor. Veteriner hekimlerimiz, sağlık teknikerlerimiz hayvanları kontrol ediyor. Yani her gelen hayvan tek tek kontrol ediliyor. Her gelen hayvan kontrol ediliyor. Kulak küpeleri kontrol ediliyor. Evet. Evrakları kontrol ediliyor. Günlük olarak 1000 büyükbaş, 2500-3000 küçükbaş giriyor. Giriş yapıyor pazarımıza ve yarın daha fazla bekliyoruz. Peki bir şey soracağım. Şimdi orada bir kere o steril şeyin içinden geçiyoruz. Tabii, hayvan geliyor. Nereye geçiyor burada hayvan geldiği zaman hayvanlar? Hemen direkt şurada mı yapılıyor kontrol? Dezenfeksiyon havuzumuzdan geçiyor. Kontrol tamam. Noktalarımıza giriyor. Evet. Orada görevli arkadaşlarımız. Bütün hayvanların küpelerine falan mı bakılıyor? Tabii bakılıyor. Evraklarına bakılıyor. Evet. Evrakları ve küpeleri sağlam olan hayvanlar İçeriye alınıyor. İçeriye izin veriliyor ve onlar da orada indiriyorlar. Evet, evet. Peki, yani bu işlem mutlaka her gün muhakkak yapılıyor. Muhakkak yapılıyor, tabii. Yani bugün götürdü, yarın getirdi gene mi? Her gün yapılıyor. Her gün yapılıyor. Evet. Ama kalıcılar burada kalıyor değil mi? Kalanlar oluyor mu? Kalmak isteyenler kalıyor. Kalıyor. Uzak köylerden gelen. Şimdi yarın son gün, yarın çok yoğun olacak diye bekliyoruz. Evet, yoğun olacağını tahmin ediyoruz. Evet ve verdiğiniz rakam da az rakam değil. Yani küçük baş bugün 2500 hayvan evet, girişi. Evet. Büyük başta 300. Bugün 600 civarı. 600 civarı. Daha çok bekliyoruz. Yarın daha çok olur. Peki belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Ya, bu akşam yayınlayacağız biz bunu halkımıza veya ne bileyim hayvan getirecek olanlara. Teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgi de önemli çünkü buraya geldiğinde hayvan ne oluyor burada? Her gelen istediği gibi giriyor mu, çıkıyor, nasıl bir uygulama var diye sizden bilgi alalım istedim. Tabii bir şey daha ekleyeyim ben. Buyurun buyurun. Hayvan pazarında da veteriner arkadaşlarımız sürekli dolaşıyor. Evet. Sağlıksız hayvanları tespit ediyorlar. Tespit ediyorlar. Peki çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, ya büyükbaş hayvanların bulunduğu bölüme geçiyoruz ama biz veteriner arkadaşımızdan birkaç cümle alalım. Şimdi az önce Turgut Bey birkaç cümle söyledi. Geldiğinde biz kontrol ediyoruz dedi. Siz veteriner olarak neye bakıyorsunuz hayvanlar geldiğinde? İlk önce hayvanın genel durumuna bakarız. Kaş ektik mi değil mi? İyice zayıfsa kurbanlık olabilecek mi olamayacak mı? Dış görünüşünde yaraları var mı? Evet. Ondan yani sonra şöyle bir kaba taslak bakıyorsun. Evet, genel görünümüne bakarız. Evet. Daha sonra şap için diş etlerine bakarız. Ayaklarının arasında yara var mı? Onlara bakarız. Verem tüberküloz bakımından ciğerlerin nefes alışverişini stetoskopla inceleriz. Şüpheli hayvanlar varsa daha detaylı bir... O zaman sabahları burada iyi bir kuyruk oluyor o zaman. Evet, bayağı bir kuyruğumuz oluyor. Evet. Yani bütün onlara bakarsınız ve dolayısıyla ben şunun için üzerinde durdum. Buraya gelen bir hayvandan kesinlikle şüphe etmeden çok rahat bir şekilde alıp gidebiliriz. Kesinlikle biz gereken şeylerin müdahalelerine... O gebe olma durumları falan onlara... Şüpheli hayvanlar olursa onları da kontrol ediyoruz. Yani onu tespit edebiliyorsunuz değil mi? Tabii ki. Çok güzel o zaman. Peki... Evet. Rektal muayene ile gebe durumu olup olmadığını onları da tespit edebiliriz yani. O zaman hayvan pazarında burada aldığımız hayvandan son derece eminiz. Bir de dışarıdan herhangi bir yerden içeriye gelme imkanı da yok değil mi? Tabii. Çünkü şeyin etrafı çevrili. O zaman çok güvenli bir şekilde buradan alışverişimizi yapabiliriz. Tabii ki. Veya bu şu ana kadar yapanlar emin olsunlar diyorsun. Tabii ki. Son derece emin olabilirler yani. Hiçbir akıllarına bir şey gelmez. Peki çok teşekkür ederim. İsminizi almadık. Harun Çakır. Harun Bey çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kardeşim bu hayvanlar sizin. Evet hocam. Neredensiniz? Ben Konak Pınar Bigatepe'denim hocam. Nerede beslediniz bu hayvanları? Kendi damımıza besledik müdürüm. Yani biz bu işe çok emek verdik diyorsun. Gerçekten çok. Dolayısıyla emeğimizin hakkını alalım mı diyorsun? Tabii ki almalıyız ve biz kasap fiyatına, et fiyatına veriyoruz zaten bunları ki ucuza kesebilsin halkımız diye. Allah. Biz de bunun emekçisiyiz. Şimdi bak bu kadar bunları söyledikten sonra insanın da böyle bu neyse bunun hakkını evet, verelim der. Elbet. Peki sordun mu kaç para diye? Fiyat daha güzel mi sana? Sordun mu? Sordum. Ne dedi?
Biz de duyalım bakalım. Örneğin bu hayvana ben 2,5 lira dedim. Şu anda bu hayvan 110 ile 120 kilo arasında. Kasapta... Şimdi bak, şimdi bizim Hakan onu görüntülüyor. Şu hayvanla 2,5 lira, 2500 lira. 2500 TL diyorum. Peki bu hayvanı kaç kişi kesebilir? 4 kişi hatta 7 kişiye kadar kesebilir. Bundan ortalama 5 kişinin ideal bir kurbanlık eti çıkabilecek. Yani 110 kilo et mi çıkar? Garanti 110 ile 120 kilo arasında. 5 kişi olursa, 120 kilo olursa 25'er kilo et düşer. 24 kilo. 24 kilo. İyi hesap yaptı bak. Bir kuzu eti kadar et var yani. 24 kilo o zaman 5 kişi kesebilir. 5 kişi 2,5 olduğunda 5'er 100 lira. Evet. O zaman fena da değil. Fiyatla peki sen pazarlık yaptın mı bununla? Bizim şu an grubumuza az geliyor bu. Az geliyor. Yok mu grubunuza gelen burada? Var. Burada işte. Var. Nerede? Tamam bak grubuna uyar diyor. Bir pazarlık yapalım oraya geleceğiz o amcamıza. Gel bakalım. Bir taraftan da gidelim. Hangisine pazarlık yaptın? Şuradan ya. Şuradan ya. Evet. 2600 bin lira verdim. Şuna. Evet şu arkadaş. Sahibi kim? Sahibi. Şimdi buradayız arkadaşımız. O da. Gitti mi? O ne istedi? 2750 indi o da. Ama fena hayvan değil maşallah. Erkek mi bu? Erkek. 2750. Evet. Bunu kaç kişi kesmeyi düşünüyorsunuz? Biz bunu 4 kişi kesmeyi düşünüyoruz. Evet. Bu arada biz Hakan'ı da evet, hayvanları gösteriyor. Tamam burada. 2700 dedi. 750 dedi. 2750'ye indi. Biz 2600 dedik. Bizim de gelecek olan arkadaşlarımız da. Peki geçen seneye göre fiyatlar nasıl? Aynı fiyat. Aynı mı? Aynı. İyi mi yani fiyatlar? Geçen sene bu fiyatlara biz hayvan kestik. Hemen. Peki şimdi bizi bu akşam izliyorlar. Evet. Daha düşük. Siz satıcı mısınız? Satıcıyız. Şimdi bizi bu akşam izliyorlar. Diyecekler evet, ki yarına göre, yarın gelecekler ya buraya. Evet, evet hocam. Şimdi bizi dinleyecekler, bir diyecekler ya ucuz ya pahalı. Sence nasıl pazar? Hocam geçen yıla göre hayvan fiyatları aşağı yukarı aynı, hatta daha ucuz. Daha ucuz. Daha ucuz. Peki hayvan yeterli mi? Hayvan sayısı çok sayıda yeterli. Yani ithal de yok bir de, dışarıdan hayvan yok. Şu an ithal hayvan yok. Tamamen kendi memleketimizin hayvanı, yerli hayvan. Ya dıştan hayvan sayısı olmadı. Bana göre hayvanlarda fiyatlar da iyi yani. Hocam fiyatlar iyi ama yem 50 milyon çuvalı, 15 milyona yem aldık. Ama şimdi bak burada alıcı diyor ki ben ucuza alayım. Sen de yemler pahalı diyorsun. Evet hocam. Sen de biraz yüksek fiyata vermek istiyorsun. Yüksek. Bunun arası bulunması lazım. Arası bulunması lazım. 5 liraya aldım samanı. Geçen yıl mesela yem fiyatları daha düşüktü. Saman oldukça boldu. Saman yemden fiyatlı abi. Saman mı fiyatlı? Saman fiyatlı. Peki ama köyde duran insan biraz o hayvanlara vereceği o yemlerini kendi biraz üretmiyor mu? Üredi yemle yetiremiyor. Sen neredensin? Hangi köydensin? Aynı köylüyüz biz. Hocam bu sene gıtlık oldu zaten. Ekliklerimiz çıkmadı. Olmadı. Ha. Bundan dolayı saman 15 milyona çıktı balyası. O zaman biz bu sene zarardayız mı diyorsunuz yani? Zarardayız hocam. Hem bildiği gibi değil abi ya. Satıcılar zararda. Alıcılar? Bu sene bu hayvancı zarar ettiğini ben biliyorum. Neden biliyorum? Biliyor. Zarar. O da bak diyor zarar etti diyor. Hem zarar haddini geçik abi ya. Haddini geçik. Şimdi hocam ben şu hayvanı, şuradaki hayvanı gösterebilirim. En azından 4,5'tan aşağıya vermemem gerekir. Ama şu an 3,5 liraya vereceğim. Yani alıcısını bekliyoruz. Şu anda 3,5 liraya müşteri gelse vereceğim. Ya vereceğim zarar. 7 kişi kesse 5'er 100 lira. Evet hocam. 7 kişi de kesebilir mi? Ver hocam bakın. Tamam. O zaman biz buradan seyircilerimize duyuralım. Pazarda fiyatlar uygun. Yarın geldiklerinde uygun fiyat. Ama yarın geldiklerinde de bunlar bir pahalanırsa, bizi televizyonda böyle söylediler, orada pahalı derlerse o zaman. Hayvanları da şöyle gelsin görüntüleyebilirsin. Gelsin alsın. Yarın gelsin alsın. Evet Hakan'la biz gidiyoruz. Hangi hayvan? Hayvanlarımız bakın hocam. Hepsi kır danası. Bunlar 7 kişi kesebilir mi bunları? Hocam durumuna göre. Ha, maddi durumu çok iyi olan. Bir de erkek dana hayvanlar. Bunlar. Evet evet hocam. Peki düveler ne kadar? Onların fiyatları? Hocam düvelerde 2,5 3 lira arası değişiyor. 2,5 3. Öyle hocam. 3'e kadar var. Evet hocam. İyi o zaman. O da 2,5. Evet. Ama hocam 3 liralık hayvanla 350 kilo görüyorlar. Görüyorlar. Peki size çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler devam ediyoruz. Bir abimizle birlikteyiz. Sizin hayvanınız mı var? Evet. Nereden? Hangi köyden?
Kavaklı köyünden. Kavaklı köyünde kendiniz mi yetiştirdiniz? Kendimiz yetiştirdik. Ama bunlar dişi hayvan, dana değil. Dişi, düve. Yani. Düve bunlar, düve. Bunlar doğum yapmamış doğum mı? Doğum yapmamış. Doğum yapmamış düve. Düve. Ne kadar bunların yaşları? 2,5-3 yaşında. 2,5-3 yaşında. Evet. Neden beklettiniz? Sırf kurban satılmıyor için. Satılmıyor mal. Ağır gidiyor işler. Allah. Ağır gidiyor. Kesime de vermiyorsunuz. Kesime verdim de zarar ediyorsun. Zarar ediyorsun. Onun için kurbana beklettik. Evet, kurbana beklettik. Ama bunlar bir cins hayvanlar mı bunlar? Cins hayvanlar bunlar. Nedir fiyatları bunların? Bunları 7-8 kişi, 7 kişi çok rahat keser. Keser. 3 milyar civarında. Bu 3 milyar civarında. Evet. Maşallah, iyi, fena da değil yani. Tabii. Doğum yapmamış. Tabii. O doğum yapmadığını, yani doğurmayan bir hayvan olduğunu şeyler, uzmanlar anlıyor mu? Biliyorlar. Tabii, tabii. Bilirler tabii. Ya. Biz bilmeyiz de ondan. Biz de biliyoruz zaten, doğum yapmadığı için. Şeye vermedik yani. İyiymiş o zaman fiyat. Peki pazar nasıl? Pazar yatık abi. Yatık mı? Yatık. Zararda mıyız diyorsun? Zararda. Demin orada yem birilerine pahalı. Konuştum. Evet. Yem pahalı. Ama sen kendin yetiştiriyorsundur. Üretici olmuyor. Para, hepsi yemi paradan alıyoruz. Ya onun için yani yem pahalı. Onun için bu sene kurban alanlar şanslı diyorsun. Şanslı, çok şanslı. Öyle mi? Evet. Öyle öyle. Sen de mi satıcısın? Aha. Burada hep satıcı var. Alıcı... Bakalım biz yavaş yavaş alıcıya, siz alıcı mısınız? Satıcıyım abi. Hep satıcı, tamam. Ben size ileri veriyorum. Nasıl? Pazarın en büyük tanesini getirdik, Balıkesir'in tamam. Sınırgı'dan. Tamam. Bekliyorum, size çok güzel söyleyeceğim haberler var. Tamam, hadi gidelim. Gidelim. Sevgili seyirciler, biz pazarın en büyük tanesinin yanına gidiyoruz. Bakalım, merak ediyoruz. Evet. Gel bakalım. Evet sevgili seyirciler, işte pazarın en büyük kilo olarak danası. En büyük tanesini getirdik. Sınırdan geliyoruz. Bu ne zaman beslediniz siz bu danayı? Bu danayı biz zaten süt sığırcılığı yapıyoruz. Evet. Hayvanlarımız için de yetiştirdik. Adedik bunu. Bu damızlık falan mı, öyle mi? O damızlık. Damızlık. Damızlıktı. Damızlıktı. Evet. Damızlıktı. Adedik bunu pazara götürelim. Kurban olarak değerlendirelim. Eğer fiyatlı. Kaç yaşında bu? Bu dana 28 aylık. 28 aylık. Evet. Nasıl bu hale geliyor 28? Özel bir hayvan olduğu için. Geninde yani bu kiloya ulaşabilecek kapasite olduğu için baktığında belli bir yaştan sonra 400 kilo, 500 kilo rahatla ulaşır. Ama 28 yani, aylık dediğiniz yani 2,5 yaşında. 2 yaşını geçmiş, evet. 2 yaşını geçmiş. 24 ayını tamamlamış. Evet. Peki şimdi böyle bir hayvanı herkes alamaz. Evet. Bir fiyatını bir duyalım. Bu hayvanın sabahtan beri söylüyorum. Seyircisi çok, bakıcısı çok fakat talibi hiç yok. Alanı yok. Alanı yok. Burada biri talip olacak ama... Deminden beri bakıyor. Ben de gelirken de tahmin ettim. Siz bu hayvana talip olur musunuz? Oluruz. Olursunuz ama çok büyük bir hayvan. Fiyat olarak da... Fiyat çok ağır geldi. Ağır. Ağır geldi ama bir pazarlık yapabilir. Geldi. Nedir fiyat? Buradan göstermek istiyorum. Bu hayvanı tamam. Kantara koyduk, öyle geldik. Net 900... Kantara. Şuraya gösterir misin kameraya? Net 900... Dur, yanına gitti. Net. Evet. 900 kilo diyor bak. Canlı. Evet. 450-460 kilo. 900. Yani bunu bir saniye. Kesime versen ne olur? Kesime verseniz yaklaşık 480-90-95 kilo civarına bir et çıkar. 500 kilo civarında. 500 kilo diyelim. 500 kilo en fazla. O da bugünkü piyasanın 15 liradan 7,5 gibi de bir fiyat yapar. Artı 300 lira devlet desteği. Yani 7300-7500-7800 lira civarı. Kesinde fiyatı var. Peki 8500 lira fiyat istiyoruz. Sen 1-2 tamam, 1-200 fazla almak için buradasın yani. 1-200 1-200 bile diyemeyiz yani. 7,5 aldığımızı düşün. Şimdi bak, buna 7 kişi girse kurban olarak kaç kişiye en fazla girer? 7 kişiye. 7 kişiden fazla giremezsin. Buna 7 kişi girse 8,5 verse 1'e milyar falan, 1 milyarı geçiyor bir kişi başına. Evet. Fazla mı gelir? Fazla gelir. Sen düşündün mü hiç bunu? Ben düşünmedim de ben 7-7,5 arasında düşündüm. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu hayvana 7,5'a ben zaten mezbahada kestiriyorum diyor. O zaman burada niye uğraşayım diyor. Her gün getir götür. Her celep kesmez ha. Kesmez mi? Kesmez tabii. Büyük olduğu için kesmez de. Sucuk mu olur bundan güzel? Her şey olur. Kıyma da olur, sucuk da olur. Her şey olur yani. Abi öyle düşünüyor da ben öyle düşünmüyorum. Benim yıllarca çalıştım. Yani senin ismin var. Neydi? Benim ismim İbrahim Çanlı. İbrahim. Evet. Şimdi bu hayvanı biraz böyle çok zengin, böyle kodaman bir ağa böyle. Vallahi ya sabahtan beri bekliyoruz. Yalnız Balıkesir'den hala gelen olmadı. Balıkesir'in 200 bin nüfusu var.
1000 kişiden bir kişi pazara gelse şu anda burada 200, tamam, biz bugün, 200 kişi olması lazım. Biz bugün bu hayvanı televizyonda da gösteriyoruz. Yarın yok mu? Yarın gidiyor musun? Valla bizim niyetimiz bugün gitmek. Yarın kuzularımızla Balıkesir Sındırgı Pazarı'nda kuzu çıkaracağız. Tamam. Bırak buraya, birine bırak, satılır burada. Satılacağını bilsem birimiz burada kalan diyeceğim. Biladere göndereceğim. Evet. Eğer bilmiyorum, akşama da bir düşüneceğiz. Peki. İnşallah satılır. İnşallah. Ama herkes de tabii bunu alamaz. Bak, baktı fiyatı gördü, hayvanı gördü, biraz geri durdu. Şimdi buradan kamerayla aracı söylüyorum Balıkesir'e. Söyle, evet. Sloganımız bu yıl ucuza mal etmedik, ucuza veremeyiz yani. Pahalı mal ettik. Saman fiyatları, yem fiyatları belli. Yani bu hayvan sloganımız bu yani. Pahalıya mal ettik, ucuza veremeyiz. Şu anda bütün hayvancı arkadaşlar da beni destekliyordur zaten. Yani gerekirse seneye bırakırız. Hayır, seneye bırakılmaz. Bırakılmaz değil mi? Olmaz artık o. Olmaz, olacak bir şey değil. Peki, biz biraz da küçük hayvanlara gidelim bakalım. Tamam. Şimdi bizi izleyenler küçük hayvanların yanına da uğra. Çünkü tabii biz küçük edelim. Hayvan alacağız diyenler olabilir. Evet. Biz biraz küçük hayvanlara, şöylesi büyük bir dananın yanından küçük baş hayvanlara geçelim. Ben burada bu tenhalığı görünce diyorum ki herhalde alıcılar yarın gelecek. Alıcılar çabuk olsun, yoksa bu fiyatlar değişebilir. Artmaz ama. Artmaz. Korkutma canım milleti. Ya insanlar gelsin. Evet. Gelsinler insanlar. Bak, burada yılların hayvancısı hayvan var. Hayvan bol. Hayvan bol olduğu zaman artmaz diyor. Evet. Bak, bundan 2-3 sene önce bayram sabahı burada küçücük hayvanları aldı gitti millet, hayvan olmadığı evet. için. Değil mi? Evet. 2 sene önce evet. galiba yanılmıyorsam. Evet. Bu evet. sene hayvan bol. Evet. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz hayvan almaya gelen dolaşanlarla birlikteyiz. Böyle bir soralım bakalım. Evet, Dursun Hocam, bir şurada Ekrem Bey, şimdi çok büyük hayvan var, alıcısı yok. Ama bu arada tabii ki diğer büyükbaş hayvanlara da baktık. Sanki herkes şunu diyor, bu sene fiyatlar iyi diyor. Ne diyorsun? İyi, fiyatlar normal. İyi mi? Aldınız mı siz? Biz almadık, daha şimdi girdik. Bacanaklarla beraber. Bacanaklarla beraber kısmet evet. olursa. Siz hep ortak mı giriyorsunuz? Niyaz gel. Evet. Yok, genellikle küçük baş kesiyorduk ama bu sefer bacanak... Ama çok uygun, öyle değil mi? Fiyatlar makul. Evet. Fiyatlar uygun. Yani Arafa gününe yaklaşınca fiyatlar biraz daha böyle makul seviyeye gelmeye düştü. Başladı. Hakikaten düştü. Bu bir ay önce falan biraz fiyatlar sanki yüksek. Satıcılar tabii. bir hafta önce daha yüksek istiyordular. Şu son iki günde biraz daha makul fiyata... Çünkü hayvan çokmuş ve bir de ithal hayvan yokmuş. Evet. Yani dışarıdan hani önceki yıllardan getiriyorlardı. Büyükbaş. Angus mangus falan tabii, demiyordu tabii, ya. Tabii. Zaten Balıkesir'de tutmadı o. Tutmaz. Balıkesir'in hayvanına benzer mi? Evet. Balıkesir'in hayvanı biliyorsun yöresinden ötürü çok güzel olur eti. Biz de alıp da çıkacağımız kanaatindeyim şimdi. Bugün. Çünkü yarın ne olacağı belli olmaz. Bugün uygun. Evet. Oldu. Evet. Hadi hayırlı pazarlar size. Evet sevgili seyirciler, şimdi küçükbaş hayvanların satıldığı bölümdeyiz. Sizin mi hayvanlar? Evet arkadaşlar. Kimin? Sizin mi hayvanlar? Evet. Nasıl fiyatlar nedir, durum nedir? Bana doğru gör. Pazar, evet şöyle. Pazar düzgün değil. Düzgün değil mi? Değil. Neden? Abicim. Yani ama alıcılar için, no. alıcılar memnun. Satıcı biraz... mağdur durumda. Neden? Sebep ne? Yem bağlı olduğu için. Bunu sen kendi yeminle beslemiyor musun? Kendi yemimle beslesem de o da para. O da mı para? Tabii. Yetiştirmek para diyorsun. Tabii. Uğraşı var. Peki senin şöyle bir baktığımızda görünüş olarak, boy, pos olarak hı. kurbanlıkların çok güzel. Tamam. Nedir bunların fiyatları? Bunların fiyatları baskül 12'den veriyorum ben. 15 yazmış. 12'den evet. veriyorum. 12'ye düşürdüm. Evet, ne yapalım abi? Mesela ne gelir? Biz 70 şimdi 70 kilo, 65 kilo, 60 kilo. 700, 800 ha, öyle. Evet, o civarda. Ama bir sene emek vermiş. Ne kadarlık bu kuzular? Bu kuzular Ocak ayında doğdu, 10 aylık. Bu Ocak ayında doğdu. Geçen 2012'nin. Evet. Tamam, şu anda 10. aydayız. Tabii, 10 aylık mı oluyor? 10 aylık oluyor. Tamam. 10. ayın 23'ü tamam. bugün. Demek ki evet. 10 aylık oluyor. Evet. Ocak ayı içinde doğduysa. İyi ayaklanıyor ama değil mi? Tam kurbanlık oluyor yani. Ya bir tabi oluyor. 10 aylık olduğu zaman çok güzel oluyor. Peki alıcılar var mı burada? Siz alıcı mısınız? Bakıyor musun? Ben alıcıyım. Alıcı mısınız? Evet. Peki dur. Alıcı var burada. Şöyle yüzünüzü görelim. Şimdi fiyat olarak ne diyorsunuz? Ben büyükbaş hayvanlara gittiğimde sorduğumda fena değil dediler. Küçükbaş hayvanlar. Burası da fena değil. Fena değil fena. Mi? Burası da fena değil. Mesela siz sorduğunuzda bir tane kaç para dediler? 6,5-7 arası değişiyor. 6,5-7 arası. Evet. Evet. Yani şu boydakiler ama. 7-7,5 de var. Daha altı var mı? Mesela şimdi bizi dinleyenler ya orada 300 500 liraya falan var, hayvan var mı? Var.
diyenler olur. 500'e de var. 500'e de var. Var. İyi o zaman. Evet, iyi. Yani 500'den başlayıp kuzular 1'e kadar gidiyor mu? Var mı 1'e de? Bu sene bir yoktur. Var. Birkaç tane var. Ama ben geçen sene mesela 1'e falan kuzu satıldığını biliyorum. Evet. Bu sene satılmıyor abim. Bu sene satılmıyor. Millet almıyor mu? Bir diyoruz almıyor. Acam bırakıp gidiyor ya. Ama şimdi herkes Arife'yi bekliyor. Sen şimdi buradan beklemeyin Arife'yi mi diyorsun? Beklemeyin alın vatandaş öyle diyor mu? Beklerseniz duman olursunuz bu sene. Sen hangi köyde? Ben Yarışalan köyünde. Yarışalan? Evet. Oo çok güzel. O zaman bugün almakta fayda var mı? Var tabii. Bugün de alınır, yarın da alınır. Ama Arife günleri biraz yoğun. Yoğun olur, evet. Peki, orada da bir hayvanlar var. Onlara da bir soralım bakalım. Bunlar senin mi? Senin mi? Nasıl? Fiyatlar nasıl? Ya fiyatlar uygun çok. Bir dakika, şöyle dönsene. Bir dakika yüzünü dön şöyle. Fiyatlar uygun. Fiyatlar ne kadar? Fiyatlar uygun çok. 400'den tut 650 kadar çıkıyor. Koyun mu bunlar, kuzu mu bunlar? Bunlar süt kuzu. 400'den 600. 650'ye kadar. Bu sene çok uygunmuş koyun. Çok ucuz bu sene her şey. Ucuz bir. Evet. Hem ucuz hem şey. Uygun. Uygun çok. Boy olarak nasıl bir kaldırabilir miyiz bir tanesini, bir iki tanesini? Evet. Yani boy pos olarak da bir fikir verme açısından biz şimdi bizi izleyenlere fikir veriyoruz. Büyük hayvanlara bak fena değil. 27-28 kilo var diyor sevgili seyirciler. Evet. Buna ne kadar diyorsun? Mesela sen bir de 500 dediğin hayvan hangisi? 500 dediğimiz hayvan da bu. İyi. Bu da 20 kilonun üstünde. Peki. Yani fiyatlar uygun diyorsun. Fiyatlar çok uygun. Kaç tane vardı da bu kadar kaldı? Pek fazla satış olmuyor galiba. Hiç olmadı. 2 günden beri sattığımız 4 tane ve 5 tane sattık. 2 gündür 4-5 evet, tane. Evet, hiç satış yok. Şimdi herkes yarını mı bekliyor? Bence de. Sen de mi yarını bekliyorsun? Tabii ki. Yarın olur diyorsun. Umudumuzu işte. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı pazarlar. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, şimdi kapalı mekanların hemen yan tarafındayız. Buraya da ihtiyaçtan buraya da hayvanlarını getirenler evet. var. Burada da yapılıyor. Evet. Ve hayvan çok. Dolayısıyla bu burada olması hayvanın çok olduğunu gösteriyor. Çok olduğunu gösteriyor. Çok ve fiyatlar uygun diyorsun. Fiyatlar çok uygun yani. Çok. 500'den tut 800'e 900'e kadar hayvan var yani. Mesela şuradaki hayvanlar falan o kadar da şeyde değil canım. Yok 700, 600, 700 civarı gider. 600-700 600-700 civarı gider. Evet. Peki şöyle bir gidelim bakalım. Biz orada yavaş yavaş bitirelim. Tam denk getirdi. Yok oğlum yok. Bak. Kocak mı tutarak Evet sevgili seyirciler devam ediyoruz. Burada bir arkadaşımızla birlikteyiz. Sizin iki tane mi kaldı yoksa var mıydı da satıldı mı? Yoksa... Bizim zaten 20 tane falandı. 10 tanesini bugün getirdik. Evet. 8'ini sattık. 2 tane kaldı işte. Uygun fiyatlar. Nasıl şu görebilir miyiz şunları bir gösterebilir miyiz? Evet. 550-600 civarında. Evet. 550-600. Evet, civarında. 600 civarında. Şu hayvan. Evet, 600 lira. Evet. Fena da değil değil mi boy olarak? Tabii. Bunlar kaç aylık? 6 aylık. 6 ya, kurban oluyor değil mi bunlar? Olmaz olur mu Ramazan Bey? Baksanız ya hayvanlara. Evet. Anasından büyük o yandaki koyun onunla. Kurban olması için annesine... Kaç kilo çıkar bu? 25 kilo. 25 kilo. Peki oldu. Teşekkür ederiz size. Hayırlı pazarlar dilerim. Biz de size teşekkür ederiz. İyi mesailer. Sağ ol. Bunlar şimdi boynuzlu, gösterişli, evet. Kurban için. Evet. Elverişli hayvanlar. Tabii. Ne kadar fiyatları? Şu an 7,5 istiyoruz. 7. 8'e de 7,5, gitti. 7. 9'a da 8'e gitti. 8'e de gitti. 9'a da gitti. 9'a da gitti evet. Oldu. Hangileri? Şu an satılı o büyük kuz vardı. Bir tane o 9'a evet. gitti. Yani sen nasıl görüyorsun piyasayı? Piyasa şu an alım yok. Alım yok. Evet. Alan yok yani. Hayır gitti. Bak hep herkes bozuk diyor. Bozuk diyor. Ama alıcılar memnun olur. Alıcılar memnun olur tabii. Geçen sene de aynı fiyattı. Ama işte canım. Şimdi alan da memnun olsun, satan da memnun olsun ama alan da biraz şimdi bir ibadet yerine getirecek. Belki harç borç yapacak. Onun için alanlar biraz daha alanları daha fazla düşünüyoruz gibi geliyor. Evet öyle oluyor. Onun için biz de onlardan tarafı oluyoruz. Evet.
Alım da az yani. Hayvan da az, alım. Ama hayvan iyi diyorlar. Hayvan az olsa hayvan az. Talep çok olur, fiyat yükselir ama ticarete göre. Geçen seneye göre hayvan az. Ama alım sen az. Ama neden o zaman fiyatlar yükselmiyor? Fiyatlar yarın yükselecek. Ha, şimdi bugün alan aldı, yarın bunlar yükselir mi? Ya yarın yükselecek. Hep arifeyi mi bekliyor millet? Herhalde. Çünkü ucuz olduğu için Arife gün yarın daha çok az düşecek, daha çok düşecek diyorlar. Şimdi ama biz bu programı akşam veriyoruz. Şimdi bizi izleyenler diyecekler ki keşke bugün alsaydık, keşke Arife'ye bırakmasaydık diyecekler. Ama hiç de belli olmaz, bu kurbanlıktır. Sevgili seyirciler, biz size büyükbaş hayvanları gösterdik. Orada dediler ki fiyatlar makul. Küçükbaş hayvanları da gösterdik, onlar da fiyatlar makul dediler. Ama Arife'dir, yarın ne olacağı belli olmaz. Bugün itibariyle biz bugün salı itibariyle akşam üzeri saatlerinde sizlere hayvan pazarındaki durumu yansıtmak istedik. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.